Ne diyeceğim ki? Sanki söylenecek bir söz varmış gibi. Aslında sen haklıydın. Böyle bir şey öğrendiği zaman Hicri Hanım'ın üzülebileceğini de hesap etmeliydim. Benim yüzümden çok üzüldü. Ben farkında olmadan onun elindeki son umudunu ondan aldım. Yani böyle bir acı nasıl telafi edilir inan bilmiyorum. Bu acının telafi edilebilir yanı yok. Ama yalnız olmadığını, dostlarının, sevdiklerinin yanında olduğunu hissetmek güzel geliyor insan. Belki de Hicran'a verdiğin önemi göstermeye çalışmak yerine ona söylemelisin. Sen hep kalbimde olacaksın bebeğim. Değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Sen hep benimle, kardeşinle, ailenle olacaksın. Hicri Hanım, müsait miydiniz? Emre Bey. Sizinle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var. Gelebilir miyim? Buyurun. Ben şey... Derviş amca, ben çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın? Başın mı dertte? Seni rahatsız eden biri mi var? Yok. Berkay, ne oluyor oğlum? Berkay oğlum. Ne oldu kızım? Korkutma beni. Bizimle mi ilgili? Ailemizle, Berkay'la. Hem Berkay... hem de Elif'le ilgili. Oturabilir miyim? Buyurun lütfen. Hicri Hanım ben... Yani siz... Thank you.
siz benim için çok değerlisiniz. Bunu söylemek benim için çok zor. Her iki böyle bir dönemde. Sanırım bunu en başından yapmalıydım. Ama Emre Bey, kendinizi suçladığınızı farkındayım. Ama sizin bir suçunuz yok. Ben bunca yıl kendi kendime umut beslemişim. Gerçeği kabullenemedim. Hala kabullenemiyorum. Ben böyle bir şeye sebep olduğum için çok üzgünüm. Yani sanki tutunduğunuz tek dalı kırmış gibi hissediyorum kendimi. Doğru aslında. Bebeğimin yaşadığına inanmam hayata bağladı beni. Bugün öğrendiğim gerçek. Kolum kanadımı kırdı resmen. Uçurumun kenarındayım sanki. Son bir gayretle sıkı sıkı tutundum gerçeğe. Ama sonra düşmeye başladım. Uçurumdan aşağı süzülürken fark ettim ki ben bu hayalin peşinden koşmaya ısrar ettikçe meleğin tutunduğu dalı kırıyorum. Siz meleğin sadece Hicran ablası değilsiniz. Siz meleğin Hicran ablası olmaktan daha ötesiniz. Benim kızımın özlemini duyduğu ailesisiniz. Benim için de öyle. Çok, çok zor olsa da gerçeği kabullenmek zorundayım. Hicran Hanım, her ne olursa olsun daima yanınızda olduğumu bilin. Siz sadece melek için değil, benim için de. Sen ayaktasın, yatalak değil misin? Değilim ya. Seni yılan, seni. Yılan ya. Dikkat et, seni de zehirlemeyeyim. Yılan, hem de çıngıraklı yılan. Car 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 konuşuyor. Bana bak Aliye Hanım, borcun gitgide katlanıyor. Sana para mara yok diyorsan Emre Bey'e sevgili kaynasının iyileştiği müjdesini vereyim de müjdemi alayım bari. Ay, ay ne yapıyorsun ya? Delirdin mi sen? Ay dur delirdin. Bırak kadın, bıraksana. Bırak dedim şunu. Delirmedim, aklım başıma geldi. Senin dilini kesmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Bu Kerim Hanım'la Ali Hanım sesi değil mi? Onlar tartışıyor mu? Sanırım. Allah Allah. Elif mi? Evet. Söyle kızım, neymiş Elif'le ilgili olan? Ben aslında
Rihanna. Şerime anne, iyi misiniz? Ne oluyor ya? Anne, bu gürültü. Ali Hanım, beni duyuyor musunuz? Ali Hanım. Allah kahretsin. Emre. Bu sana ilk ve son uyarım. Sakın bir daha beni tehdit etmeye kalkma. Cevap verecek misiniz? Bakın, içeri gireceğim. Ali Hanım, bakın. Giriyorum odaya. Emre görecek her şeyi. Ali Hanım. Kerman anne.